Ya hala inanamıyorum. Ya bu şaşırma faslını geçsek artık. Nasıl geçeyim? Birdenbire çıktın karşıma aylar sonra. Seni bir daha görebileceğimi hiç düşünmüyordum. Unutmuştun yani. Unuttum demedim. Ya dün gece öyle dilim tutuldu, soramadım. Neler yaptın, anlatsana. Dünyayı gezdim. Dünyayı mı gezdin? Ya bir gün bir telefon geldi. Abi boşta mısın? Bizim gruba bir klarnetçi lazım diye. Hı-hı. Konuştuk, anlaştık. Ankara, Antalya derken iş büyüdü. Yurt dışına turneye çıktık. Festivallerde, caz kulüplerde çaldık. Gezip görmediğim yer kalmadı. Avrupa, Güney Amerika, Tokyo'ya bile gittim ya. Çok sevindim. İnsanın oğlu olsun da çamurdan olsun demişler. Bak kıyamadı. Elinde sonunda geldi anasının yanına. Gözün aydın Kadriye. Sağ olasın. Cihan bile geldi, Kobra gelmedi ya. Yakında o da gelir. Adamın yoksa başına bir iş mi geldi? Telefonu da yok yanında. Kobra başının çaresine bakar Gülnaz. Hadi sen bırak tabii, bunları tabii, düşünme ye. Şimdi. Al şunları ye. Senin beslenmen lazım. Ye. Cihan abi temelli mi dönmüş? Yok. Turneye ara vermişler. Sonra atlamış gelmiş anasının yanına. Döner mi kalır mı bilmem. Tam da ablamın yoğun olduğu zaman ya. Yoğun mu? Murat Hoca'ya diyorum. Single mingle işleri var ya şimdi. Azıcık beklesin ayol. Murat hocama mühim, benim oğlum Cihan'ıma mühim. Ya öyle günler oluyordu ki bir konser biter bitmez havaalanına koşuyorduk. Neden? Ertesi günkü konser için. Başka çare yok. Ya uçağa yetişeceğiz ya konser iptal olacak. Ya daha sırtındaki tar kurumadan ülke değiştirdiğimi hatırlıyorum. Ay çok yorulmuşsundur. Yoruldum. Ama şikayetçi değilim. Öyle güzel şeyler yaşayıp paylaştık ki hasret. Ya burada kalsam ne olacak ki? Kenarda kışarı çalmaya devam edecek. Ama şimdi öyle mi? Binlerce kişi bizim müziğimizi dinledi. Ya bunun nasıl bir şey olduğunu anlatamam sana hasret. Çok kıskandım seni. Hep ben konuştum. Sen neler yaptın? Ayol yetmedi bir çene çaldırız. Kara şükürüm gel biz de senin yüzünü görelim. Oy anasını kuzusu gel. Gel bakayım lan.